Sen, o da sen gidince akmaya başladı gözlerimden. Gözlerim seni hep var etti yüreğimden. Senin gözlerini düşünüyorum ben, hiç var etti mi yüreğimden? Bilmem, belki de hiç olmadım. Hiç olmadım ben değil mi? Ne bileyim, sen yanımdayken bile senin hasretini, senin özlemini duyuyordum. Seninle varlığımı aklım almıyorum. Sen hiç var oldun mu Allah aşkına benden başka gözlerde? Yani sen hiç kayboldun mu bomboş olan küçücük dünyada? Bilmem. Ama ben kendimi hiç bulamadım. Kendimi yaşamadım. Yaşadıklarımı da zaten anlamadım. Zamansız kör sevdalara, zamansız zalim sevgilere bağlandım. Belki sevdalar, belki aşklar değil. Belki yanlış olan benim doğmam, benim yaşantım, benim varlığım. Bir son vermek istiyorum kara gözlüm, akan gözyaşlarıma bir son vermek istiyorum. Varlığımın en büyük acısı, o da sen. O da sen gidince hissetmeye başladım kalbimin ta derinliklerinde. Biliyor musun ki şimdilik bakamıyorum kalbimin derinliklerine. Kapkaranlık yara ve acılar içinde. Acıların en büyüğü, acıların en büyüğü sensin yüreğimde. Ne senden önce, ne de senden sonra. Bilirsin ki sevmedim, sevemedim hiç kimseyi. Kimselerse kayboldu benimle beraber o küçücük dünyamda. O küçücük dünyamda şimdi çok ama çok yorgunum. Yorgunluğumun acısını hissediyorum parmaklarımın uçlarında. Bir soğukluk duyuyorum tenimin sıcaklığında. Yavaş yavaş, yavaş yavaş dalıyorum sabahsız bir gecenin karanlığına. Karanlık geceler benim gözlerimde. Güneşli yarınlar senin teninde. İstediğim çok değil bile gülüm. Ben aşkını, ben sevdanı, ben kalbini, ben yüreğini ve ben seni senden istedim. Ama aşk senin, gönül senin, sevda senin, yürek senin. Belki, belki bir gün sen de benim gibi kara sevda çekersin. Ve gözyaşlarının dinmeyeceğini sen de bilirsin be kara gözlüm. İşte o zaman, işte o zaman sen de beni seversin ya. Seversin ya. Koşmak istiyorum sana koşabiliyorum. Yılların yorgunluğunu hep içime attım. İçime. Kan damlar gözlerimden. Kan. Kan. Ne bir ararsın ne bir sorarsın. Sen nankör müsün nankör? Haldan sevdadan hiçbir şey anlamazsın. Sen nankörsün. Nankör, nankör. Her sana koşmak istediğimde koşamıyorum. Aramıza hep uzun yollar giriyor. Sana seni seviyorum diyorum, inanmıyorsun. Sen nankörsün. Sen beş para etmez. Zalimin birisin sen. Oh, oh. Ne sevdalar yaşadım uğruna. Neler vermezdim ki dünyayı, dünyayı yakardım uğruna, dünyayı. Söyleyeyim mi sana? Sen nankörsün, değmezsin, değmezsin, değmezsin.
Evet. Bazen yürekler, bazen güzellikler, bazen mutluluklar, bazen sevgiler. Hep yürekten gelir. Hani her zaman derim ya, eğer bir dost arıyorsanız, bir mutluluk, bir sevgi arıyorsanız, ilk önce kendinize dost olun. İlk önce kendinizle barışık olun. Eğer sizler kendinizle barışıksanız, kendi dostluğunuzu kendi ispatladıysanız, o zaman bilin ki dünyada ne kadar insan varsa, hepsi size dosttur. Dostlukların mutlulukları yüreğinizde yaşamak istiyorsanız, kendinizi dost bilin. Evet, yeni bir gecede, yeni güzelliklerle, yeni bir sesle, sevgileri, mutlulukları ve güzel türküleri sizlere yansıtmak amacıyla yine Gaziantep ve Güneydoğu'nun en sevilen ve de en çok izlenen TV programı Gönül Ekspresi Yolcu Show'da ve Hisar TV'de güzellikleri sizlere sormak amacıyla dediğim şekilde buradayız. Güzel bir sesle karşınızdayız. Herkeslere hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar diliyoruz. Sevgili Murad'ımızla birlikte yine Yüce Allah'ımız izin verirse güzelliklere imza atacağız. Evet Murad'ım. Güzel bir gecede yine Gönül Ekspres Show Yolcu programıyla sizlerle olmaktan gerçekten kıvanç duyuyoruz. Güzel bir gün, güzel bir gece. Yine güzel birbirinden güzel sanatçılarımız. Diyeceksiniz ki acaba kim sanatçımız? Onu da biraz sonra çağıracağız tabi. Şimdi Murad'ım gelmeden önce bana dedi ki ne? Yolcu dedi bugün dedi gerçekten üzerinde büyük bir heyecan evet, var dedi. Evet. Bugün takılırsam dedi. Şaşırma. Sakın ola ki dedi şaşırma dedi. İzleyicilere dedi artık bunu dedi sen kendin yansıt dedi. Biz de bunu yansıtalım. Bugün Murad'ım biraz heyecanlı. Bilmiyorum belki gerçekten bir ara verdi. Uzunca bir ara verdi. Geçen hafta bizimle birlikteydi. Ama geçen hafta bizimle birlikte olduktan sonra biliyorsunuz bundan bir ay önce yerini kaybetti. Biz buradan başsağlığı dilemiştik. Sağ olun. Biz fazla uzatmayacağız. Hemen şöyle bir sanatçımızı çağırmadan önce Bozova Ticaret'e, Murat Müziği'ye, Çıksuru Süslü Düğün Salonu'na, Özel Anadolu Polikliniğine, Gülüm Saz Orkestrası'na, Direk Ticaret'e, Süper Gıda Sanayisi'ne, yani SGS Kur Yemişlerine, Akbayram Müziği ve Grup Dilan'a ayrıca yurt seven kardeşler para vermediği için onlar söylemiyoruz. Harikasın. Evet, yurt seven dediklerine göre herhalde başka bir şey kalmadı. Sanatçımızı hemen çağıralım. Seydi Bakan geliyor. Hasretinden yanıp kül olduğum gün yapılmış nişanın kurulmuştu yer. Anan seni ele verdiği o gün bekleyenim var diyemedin mi? Anan seni ele verdiği o gün bekleyenim var diyemedin mi? İstemediler, istemediler kavuşmamızı istemediler. İstemediler, istemediler benim olmanı istemediler. Verdiler seni zalimelere kavuşmamızı istemediler. Benim olmanı istemediler. Thank you.
beklemezdim bunu, inan ki senden. Kurduğum hayaller yıkıldı birden. Beklemezdim bunu, inan ki senden. Kurduğum hayaller yıkıldı birden. Beyaz gelinliği atıp üstünden. Bir sevdiğim var diyemedin mi? İstemediler, istemediler. İstemediler, istemediler. Benim olmanı istemediler. Verdiler seni salivellere. Kavuşmamızı istemediler. Alalım seni Seydi Vakadın şöyle yanımıza. Evet. Yüreğine sağlık. Sevgili Seydi Vakaz'la yaklaşık 2-3 aydır birlikte olamıyoruz. Şimdi Seydi Vakaz'ın yeni kaseti de geliyor. İnşallah. O yüzden biz dedik sevgili Seydi Vakaz'ımızı alalım. Şöyle güzel türkülerinden, yarış çıkacak olan kasetinden güzel türküler dinleyelim. Ki Gaziantep'leri de artık özlemişler. Evet. Vallahi her gittiğim yerde yani 15 kişiden bir kesin ve kesin Seydi Vakaz diyor. Yani o kadar sanatçı var ki artık piyasada. Vallahi telefonlar geliyor dükkana işte. Seydi Vakas niye ara verdi? Niye kaset yok? Niye programa çıkmıyor? Ben de diyorum ki vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Seydi Vakas 5 aydan beri kayıp. Ha biz bulursak tutup getireceğiz de. Allah'a şükür gençli çekip geldi. Sağ olsun yüreğine evet. Sağlam. Neredesin Seydi Vakas sen? Şimdi programımıza başlamadan önce öncelikle Gönül Ekspresi Yolcu ve Murada ve artı Gaziantep'imizin gururu Hisar TV'ye teşekkür ediyoruz bu programlarından dolayı. Biraz rahatsızım, üzerinize afiyet. Geçmiş olsun. Hatta yavaş yavaş etkisini de göstermeye başladı. Bu eyvah yandık. Kaç aydan beri ki pek iş sezonumuz yok. Bilindeki bu seçimler havasıyla. Evet, daha yeni iş sezonu açılıyor. Yavaş yavaş. Daha yeni yavaş yavaş inşallah daha iyi olacak. Evet. Siz bayağı terlediniz Seydi Vakas Bey. Vallahi bir bardak su alırsak çok iyi olacak. Tamam arkadaşlar, bir zahmet bir bardak su verirlerse sevineceğiz oradan. Bu arada Karagöveş'tesiniz. Evet. Peki Karagöveş'te hiç çıkmıyorsunuz. Onun nedeni ne yani? Karagöveş'te memleketimdir. Bağlayan bir şey mi var? Şehir havasını sevmiyorum ben. Köy havası daha güzel diyorsunuz. Evet. Gerçi köylerimiz yakın, bir de akrabalık derecemiz var bizim seninle. Evet. Sen gerçekten bu arada çok terledin. Şım oldu. Bilmiyorum, aniden sahne çıkarken bir rahatsızlık bastı. Ya televizyon heyecanı mı? İlk gelmiyorsun. Yok. Ondan yok, değil. Artık heyecan sarmaması ondan lazım değil. Bence yani. Neyse o zaman biraz ortamı yumuşatalım. Evet. Biraz gerginliği kaldıralım. Biz hemen şu reklamlarımıza bir girelim. Tabii. Siber Gıda Sanayi arkadaşlar, SGS kuru yemişleri. Belki ekranda görüyorsunuz şu anda. Ekranın alt köşesinde. Yani masamızın üzerinde kuru yemişleri de görüyorsunuz. Vallahi çok harika. Yemeden geçmeyin yani, çok güzel duruyor, bilmiyorum çok ama. Çok harika kuru yemişler var Siber Gıda Sanayi'nin. Ağız tadına ve lezzete önem verirler. Siber Gıda Sanayi'nin o güzel kuru yemişlerine bir tatsınlar. Onun tadını anlayacaklar. Artık kuru yemişleri bundan sonra nereden alacaklar? Evet, Gülüm Saz Orkestrası, düğün nişan, kına gecesi, her türlü eğlencelerinde hizmetinizdeyiz diyor sevgili Emin Şenel. Telefon 0542 610 çift 083 adres Yeni Mahalle 43 No'lu Sokak No 7 Gaziantep. Evet, Çelik Züccaciye yeni yerinize hizmetinize girdi arkadaşlar. Çelik Züccaciye yeni yerinde hizmetinize girdi. Tüm genç kızların hayallerinde ve rüyalarında beslediği en güzellik çeyizlik ürünleri, en güzellik vitrin ürünleri nerede? Çelik Züccaciye. Çelik Züccaciye Hamdi Kutlar Caddesi, Mağarabaşı, ışık, trafik ışıklarının tam yanı arkadaşlar. Ben bu şekilde anlatayım ki daha kolay olsun. Mağarabaşı trafik ışıkları 4 yolun tam köşesi. Oraya gittiğiniz zaman Çelik Züccaciye'yi göreceksiniz ve birbirinden güzel ürünlerinden faydalanacaksınız. Evet, hemen Murat Müzik ve Kasetçilik. Telefonumuz 0342 226 1873. Adresimizi de soracak olursanız Çiksurut Yeni Mahalle Şehitçiko Aslancan Caddesi No 127 Taksim B, yani Çiksurut Sağlık Ocağı yanı. Evet, Buzova Ticaret sabah kahvaltılarında birbirinden lezzetli kahvaltı çeşitleriyle hizmet vermeye devam ediyor arkadaşlar.
Toptancılar sitesi Kırmızı Ada 4. Blok Kuno 2 Taksim C. Telefon 238-0-82. Gerçekten kahvaltı denilince kahvaltıyı bir kenara bırakmayacaksınız. Çoğu insan sabah kahvaltısı yapamaz. Ama ben de daha önce aynı şekilde kahvaltı yapamıyordum sabahları. Ama Buzova'nın o güzel peynirlerine, o güzel zeytinlerine, o balında, o tereyağında, o lezzetlere vardıktan sonra gerçekten sabahları yarım ekmek yerken şu anda 1,5 ekmeğe rahat götürüyorum yani. Zeytinleri gerçekten güzel. Evet, özel Anadolu Polikliniği Ehliyet Sağlık Kurulu, göz hastalıkları, iç hastalıkları, kulak, burun, boğaz, ortopedi doktorlarıyla hizmetlerinizde diyor. Eyboğlu Mahallesi Değirmen Sokak, No 10 Kat 3, telefon 230-95-91, 230-95-91, özel Anadolu Polikliniği Ehliyet Sağlık Kurulu arkadaşlar. Hemen bir diğer firmamız Çıksuru Süslü Düğün Salonu. Kapiste 1000 kişi. Foto ve video çekimi, süslü müzik eşliğinde, gelinlik, moda ve kuaförü, çarşamba günleri, kısmet olursa sevgili Seyit Vakası da bir gün bedava beleş evlendireceğiz. Çarşamba günleri beleş. Sadece bir tek gelini vermiyorlar, bir de çeyizi vermiyorlar. Canım ondan beleş versinler artık ya. Yani bir gelin yok, tamam mı? Bir de çeyiz yok. Onun dışında müzik içerisinde olmak şartıyla, her şey içerisinde olmak şartıyla çarşamba günleri bedava. Orkestra dahil. Evet. Adres? Maşkoyu Caddesi, Fatih Cami karşısı. Telefon? 225-0-69. Evet. Bunları okuduktan hemen sonra grup Dilan, grup Akbayram ve grup Dilan ikisi beşi beşine geliyor. Grup Akbayram'ın hemen telefon ve adreslerini bilemiyoruz. Çünkü elimizde yok. Göndermezler. Gönderselerdi gerçekten bir buna burada. Evet. Foto Akbayram'a gidiyorsunuz Çıksurut'ta arkadaşlar. Polis karakolundan hemen 200 metre yukarısında Foto Akbayram'ın yeri var. Oraya gidiyorsunuz ve Akbayram müziği görüyorsunuz. Almancı Mehmet eşliğinde. Almancı Mehmet eşliğinde. Fotoğraflarını da diyecek yok. Gerçekten güzel fotoğraf çekiyor. Yani. Yani Seyit Vakası istersen pazartesi gidip senden orada bir poz çekelim yani. Seninle olduktan sonra ölüme gene gidelim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ölüme. Sağ olasın. Evet, gelir. Severim ben gerçekten. Dostu demin böyle olacak değil mi? Tabii. Evet, hemen şeye geçelim. Dilan. Grup Dilan. Grup Dilan. Valla bizim site'in grubu galiba Grup Dilan'dı benim bildiğim kadarıyla. Şimdi site içeride gelecek. Grup Dilan mıydı? Evet. Diyar mıydı, Dilan mıydı? Grup Dilan değil. Diyar. Grup Diyar. Pardon. Karıştırıyorum. Ben buraya isimleri yazmamışım. Şimdi öbür tarafta kimlere dinliyor tabii. Dinliyorsa kusura bakmasın. Kartı elimizde yok. Evet. Grup Diyar. Sevgili Sait Güngür eşliğinde ve Beydirli İdris eşliğinde. Onlar da güzelliklere imza atıyorlar. Biraz sonra onların adresi ve telefonlarını da sizlere vereceğiz. Gerçi altyazıdan geçiyor. Altyazıdan alırsanız daha güzel olacak. Dedikten hemen sonra fazla sözü uzatmayalım. Sevgili Seyit Vakat'ınla şöyle güzel bir iki söyleşi yapalım. Bakalım Seyit Vakat'ın şu stresini atabilecek miyiz? Şu sıkıntısını atabilecek miyiz? Terk etti gerçi değil mi? Sıkıntı biraz geçti. Suyunu içtin. Rahatladın değil mi? Evet. Yani evet, o zaman ne yapalım? Şöyle güzel bir türkü yeni kasette. Şimdi bize bir kart göndermişler, pardon, özür diliyorum. Genco ve Fatuş'a armağan ediyoruz. Seydi Vakas'tan bir uzun hava demiş. Almancı Mehmet'e ve Murat Müziğe ve Yılmazlar Halk Pazarı'na demiş. Mustafa Azaboğlu ve tüm ailesine ve köy hizmetlerinde çalışmakta olan Sayın Müslüm Yılmaz Beyefendi'ye ve ailesine armağan ediyoruz. Seydi Vakas'tan güzel bir parça. Evet, 0544 509 54 ve 90 numaralı telefonu arıyorsunuz arkadaşlar. Yazılı istek göndermiyorsunuz. 0544 509 54 90'ı arıyorsunuz ve isteklerinizi yazılı bir şekilde bırakıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarımız isteklerinizi yazıyorlar. Bizler de burada elimizden geldiği kadarıyla onlara yer vermeye çalışacağız. Bir daha tekrarlıyorum. Ekranın sağ alt köşesinde biraz sonra göreceksiniz. 0544 509 54 90 Nolu telefonu arıyorsunuz ve isteklerinizi yazdırıyorsunuz. Seyit Vakası'nın hemen o güzel türküsünü dinleyelim. Daha sonra isteklerinize yer vereceğiz. Şimdi şu anki okuyacağım bu parçalarımı. Öncelikle Hisar TV'nin ulaştığı her yere. Evet. Hisar TV'nin ulaştığı her yere. Yücel ailesine ve söz verdim.
Mağarabaşı Toplum Polisi'nin yukarısında Özkan Kuyumcu. Seydi Vakas Özkan, evet, Seydi evet. Vakas Özkan Bey özellikle söz vermiştim. Uruklar gelmedi. Yolcu sen zaten sen zaten Urukların seversin. Ailesine armağan edeceğiz. Bizi dinlen tüm herkese. Şimdi aynı ismi paylaşıyoruz ya arkadaşlar. Ben de paylaşıyorum. Yayınımızın ulaşabildiği yerlere üç adaş bir araya geldi. Herkese armağan olsun. Ya kısacası bütün herkese. Evet. Evet, bütün herkese. Evet, başka bir de zeytinlerimiz vardı. Gül zeytincilik. Yani. Söyleyeceğiz. Hem size toptan söyle ki. Ha, evet. Ya da perekede işine girmeyelim biz, değil mi? O zaman ben söyleyeyim hepsini. Tamam, parça okuyalım daha sonra devam ederiz. Gözün. Sen ılgıt ılgıt, seline kurban, seline kurban. Toprağına nergisine kokuna, canım kokuna. O yürek yokuşlu canca, yoluna kurban, yoluna kurban. O yürek yokuşlu canca, yoluna kurban, yoluna kurban. Kadrini, canım kadrini. Kefer dizini, yürek dizini, canım dizini. Çamurlu çaylaklı cancan, yoluna kurban, yoluna kurban. Kefer dizini, yürek dizini, canım dizini. O yürek yokuşlu canca, yoluna kurban, yoluna kurban. Alalım, güzel bir uzun hava alalım. Bizi seyreden herkese ve Erol abime ve Harun kardeşime armağan olsun. Nasıl? Ben de isterim. Sana da olsun. Hadi bakalım öyle olsun. Uğradı bağıma tufan. Çünkü ben Nurşahin'in hayranıyım. Gerçekten çok seviyorum. Onu ben biliyorum da bir de halkımız bilsin. Bu arada istekler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. 0544 509 5490'dan arıyorsunuz. İsteklerinizi yazdırmaya devam ediyorsunuz. Şu an arkadaşlarımız isteklerinizi arıyorlar. 0544 509 5490'dan aramaya devam ediyorsunuz. Ve bu arada Süper Glass Sarayı'nın bu birbirinden güzel, lezzetli kuru yemişlerinden de faydalanmaya devam ediyorsunuz. Dedikten hemen sonra sevgili Seyit Vakat'ın güzel türküsüyle devam ediyoruz. Güzel bir uzun hava. Thank you.
Uğradı bakma tufan aneyi vurdu kırdı dalları. Vurdu kırdı damarı ay. Sana gönül veren oğlan ah her gün bekler yollarını. Sana gönül veren bekler yollarını. O yalansın sen yalansın kadın alam kölen olam sen yalansın oy 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 oy. O yalansın sen yalansın kadın alam kölen olam sen yalansın oy 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 oy. Benim gibi sevda çekip yüreğimde ah dala sabah erken anne kurbanız sözlerin içmedi iken. Yolcuyduk sabah erken anne kurbanız sözlerin içmedi iken. En son günü de ayrılırken o yar giymiş allarını. En son günü de ayrılırken o yoy oy ah o yar giymiş allarını. Sen yalansın, kadın alam, kölen olam, sen yalansın, oy 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 oy. Ah Murat gibi sevda çekip yüreğimde dalanasın. Yüreğine sağlık. Hatice yukarı nasırdan demeyi üstelişimi istemiş. Dinlen burada. Seyit Vakat'ım gelsin yanıma. Çünkü istekler var, onları bir okuyalım. Hatice yukarı nasırdan zelişimi istemiş. Pazarca bağlı parçasını sevgili Vakat Kaplan amcama demiş. Ayrıca Hüseyin eşi ve eşi Ayşe için demiş. Vakat Kaplan eşi Dilek için demiş. Eşi Dilek. Evet, Dilek Kaplan için demiş. Nedim Aslan, biz dört kardeştik bir anadan. Arasında Çatal'dan bir şiir demiş. Çatal değil, Besnili. Besnili'den bir şiir. Yolcudan Karagöz'ün şiirini Şehit oğlu ailesi ve Baldız'ı ve tüm sevdikleri ve Hisar TV'ye armağan ediyorum demiş. Şiir açılışında, program açılışında Karagöz'ü okumuştuk. Ama programın ilerleyen dakikalarında yine bir şiire yer verebiliriz. Kadir Yücel yeni Bilal Neslihan'ımı istemiş. O kardeşlerimize armağan olsun. 0544-509-5490'dan aramaya devam ediyorsunuz. Ayrıca bu arada sevgili rejim, telefon alabiliyor muyuz? O zaman 220-36-91 ve 92'den bizlere ulaşabilecek değerli dostlarımız varsa onlardan da istek alalım. Şöyle 4-5 tane telefon alalım.
230 24 230 91 Valla ben ne kadar? 36 91 Evet 220 Alo. 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 İyi akşamlar. Telefonları karıştırdım, gördünüz mü? Telefonları karıştırdık. Evet. Sesiniz biraz kısık geliyor bana. Buyurun, kiminle görüşüyoruz? Ben Remzi. Remzi. Çıktoruk'tan arıyorum. Çıktoruk'tan, buyurun. Sizden bir asker türküsü isteyecek. Asker türküsü. Evet. Seyit Vakası'nın var mı? Tamam, varmış. Kimlere armağan? 184'lere birlere armağan. Evet, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir de Murat abiye bir şey söyleyecek. Buyurun. Buyurun. Murat abi. Buyurun. Yarın akşam bir kaset alabilir misiniz? Tabii. Mazlum'un Bizdeş Kardeşi kasetini çeker misiniz? Tabii. İyi siparişi aldık. İyi akşamlar. Evet, 220. Alo. Alo, 36, 91. Alo. Alo. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar. Televizyonun sesini açar mısın? Alo. Televizyonun sesini açtın mı? Televizyonda dinleyeceksin beni beyefendi. Alo. Arkadaşı gönderelim, televizyondan izleyecek sesim beni. Maalesef bizim ulaşmadı herhalde. Yengeler orada diyor ki televizyonda dinleyeceksin diyor. Yengeler söylüyor kendisine, daha hala arkadaşımız arıyor diyor. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun, kiminle görüşüyoruz? Reşit Bey. Reşit Bey, nereden arıyoruz? Cumhuriyet Mahallesi'nden arıyoruz. Cumhuriyet Mahallesi'nden. Evet. Seyit Vakası tanıyorsunuz. Evet, tanıyorum. Kasetlerini daha önce dinlediniz mi? Evet. Yeni kaseti geliyor, bomba gibi. Evet, evet. Kendisini istemedileri istiyorum. Ben Adıyaman Suvarlıları istiyorum. Evet. Bir de Özgüngörler tekstilde Ahmet Zaman, Metin Ergin ve Vakas Sığınağı armağan ediyorum. Reşit Bey, yanılmıyorsam program başlamın. Ben evet, istemedileri okumuştuk. Evet, onun yerine başka bir parça gönderdim. Yeni geldim işte. Peki, kısmet değilmiş, başka bir parça okuruz sizin için, tamam? Tamam. İyi akşamlar diliyorum, İyi teşekkürler. Akşamlar. Evet, son iki telefonu daha alalım. Son iki telefonu daha. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun, kiminle görüşüyoruz? Ben Lütfiye. Lütfiye. Evet. Lütfiye Hanım, nereden arıyoruz? Şu an Çukurluk'tayım, kardeşimin yanındayım. Kardeşinizin yanında? Misafirim. Nereden geldiniz? Dışarıdan mı geldiniz? Evet, onun yanındayım. Efendim?